LGS'ye son 189 gün, gerçekten çok değerli bir süre. 189 günde her şeyi değiştirebiliriz. Sözel bölümde, sayısal bölümde, LGS 2022'de kendi efsanelerini yazanlar gibi biz de LGS 2023'te kendi efsanemizi yazabiliriz. Buna inanmamız lazım. Çile geçicidir arkadaşlar ama zafer kalıcıdır. Şu anda çile çektiğinizi, yorulduğunuzu, netlerinizin istediğiniz şekilde bazen artmadığını, matematiğin tam bir nefret olduğunu, matematiğe istediğiniz netlere ulaşmak için gerçekten çok gayret göstermek gerektiğini biliyorum ama tekrar söylüyorum. Bu işin kolay olmayacağını söylemiştik ama sizler zaten zoru da başaracaksınız ve az önce söylediğim bir kez daha tekrar diyorum. Çile geçicidir arkadaşlar ama zafer kalıcı olacak. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verecek ve sizler diyeceksiniz ki iyi ki bu sıkıntıları çekmişiz, iyi ki bu testleri çözmüşüz. Şimdi de inşallah istediğimiz lisedeyiz diyeceksiniz. Şimdi haftanın LGS motivasyonunda Mete Gazoz'a ait olduğunu düşündüğüm söz diyor ki yetenek sizi ortalama insanların üzerine çıkartır. Evet, bazı insanlar yeteneklidir. Mesela bazı insanlar daha iyi basket oynar, bazı insanlar daha iyi matematik sorusu çözer, bazı insanlar daha işte hızlı koşabilir. Bazı insanların gerçekten bazı yetenekleri vardır. Çalışmak ise sizi yetenekli insanların üzerine çıkartır. Yani çalıştığınızda yetenekli insanları da geçebilirsiniz. Mesela ben belki de bir yeteneğim vardı ama o işle alakalı kendimi geliştirmedim. Mesela basketbol düşünelim. Mesela benim boyum uzun. Basketbol oynamak isterdim ama belki de yeteneğim de vardı. Böyle oynarken çok attıklarım içeri giriyordu falan filan. Tamam. Ama çalışmadım. Baskete en önem vermedim. Basketle alakalı kendimi geliştirmedim. Ama bazı arkadaşlarım veyahut da benim yaşımda o zamanlar basketbola gönül vermiş kişiler sıkı sıkıya çalıştılar. Israr ettiler ve şu anda belki de dünyaca tanınmış veyahut da ülkemize tanınmış basketbolcular oldular. Ne oldu? Şu oldu. Çalışan kazandı. Dolayısıyla arkadaşlar yetenekten daha önemli olan şey çalışmak. Sizler de çalıştığınızda LGS 2023'ü yerle bir edeceksiniz. Bize güvenin, kendinize inanın ve inşallah da başaracaksınız arkadaşlar. Şimdi LGS tayfa soruyor da user MB80P4 var. Resmen pin kodu vermiş. Neyse bakalım. Sorularım. Şimdiden LGS'ye başlarsak 80 netin üzerine çıkar mıyız? Arkadaşım hangi nette olduğunu bilmiyorum. Şu anda 10 netteysen şimdi başlarsan 80 netin üzerine çıkman biraz zor. Ama muhtemelen şu anda eğer 50 netin üzerindeysen, 40 netin, 30 netin üzerindeysen çıkabilirsin. Neden? Çünkü bakınız şu anda 189 gün kaldı ya. Günde 10 soru çözersen 1890 soru çözmüş olursun. Günde 100 soru çözersen 18900 soru çözmüş olursun. Günde 200 soru çözersen neredeyse 18 çarpı 2... İşte 36 bin soru çözmüş. Hatta 9 yıl eklersen 37.800 soru çözmüş olursun. Yani bayağı bir soru çözmüş olursun. Ve bu sorular da eşittir. Neredeyse 7, 8, 9, 10 tane soru bankası. O zaman bu soru bankalarını bitirdiğin zaman zaten LGS'ye çıkabilecek her soru tarzını görmüş olursun. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki sözel bölümde örnek veriyorum anlatım bozukluğu sorusu. Bununla alakalı gelebilecek 10 tane soru var. Bu 10 soruyu çözersen zaten cepte. Ama sayısal bölümde çarpanlar, katlarla alakalı gelebilecek 100 çeşit soru var. Dolayısıyla sen en az 100 çeşit soru çözmen lazım. Bu 100 çeşit soruyu da görebilmen için farklı farklı kaynaklardan bol bol soru çözmen lazım. İşte o yüzden matematik biraz zor. Yoksa bir tane soru tarzı gelse herkes onu öğrenir yapar. Türkçe'de genelde birkaç tane soru tarzı var, onu herkes yapabiliyor. Ama sayısalda çok fazla soru çeşidi gerekiyor. O yüzden çok çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdiden LGS'ye başlarsak sıkı bir çalışmayla 80 netin üzerine çıkabiliriz. Neden olmasın? Kitap okuyup paragraf çözsem kaç ay içinde matematik halledebilirim? Arkadaşlar çok güzel bir soru sormuş arkadaşımız user. Kitap okumak gerçekten hem odaklanmamızı hem dikkatimizi hem de Türkçe yeteneğimizi artırdığı gibi matematik yeteneğimizi artırıyor. Neden? Çünkü bunu söylemiştik zaten. Sayısal bölümdeki sorulara baktığımızda adeta paragraf gibi demiştik. Yani şu bir matematik sorusu ama gördüğünüz gibi içerisinde paragraf var. Şu bir matematik sorusu ama gördüğünüz gibi içerisinde bir metin var. Dolayısıyla metni anlamamız, yorumlamamız gerekiyor ve bu yüzden de bizler mutlaka paragraf soruları çözmemiz gerekiyor. Hatta bununla alakalı bizler sizlere elimizde bir sürü paragraf kitabımız var. Normalde atıyorum birkaç tane Türkçe kitabımız var ama paragrafta son nokta, günde 15 paragraf, yok paragraf 10, yok paragraf 10, bir sürü paragraf kitabımız var. Bunlardan bazen aldınız, bazen çözüyorsunuz. Belki başka yayınlardan aldınız ama mutlaka paragraf çözmelisiniz ve süreli çözmelisiniz. Yani hızlı anlamaya çalışmalısınız. Çünkü matematikte sizin için süre çok çok önemli olacak arkadaşlar. Hatta biz bu yüzden paragraf 10 sayı bir kitabımıza hızlama ve odaklanmayı sağlamak için buralara süreler koyduk. Yani 20 dakikada bitirin bu testi, bu testi 21 dakikada bitirin, bu testi 23 dakikada, bu testi 13 dakikada, bu testi 15 dakikada, bu testi 18 dakikada, bu testi 8 dakikada bitirin gibi belli süreler verdik. Neden? Sizin hızlanmanızı istedik. Bu süreleri uygun bir şekilde çözmenizi istedik. Buna benzer kitaplardan soru çözdüğünüzde hem Türkçe denetiniz artar hem de matematiğe yönelik artık soruları daha hızlı okumaya başladığınızı görürsünüz. Ama tabii ki sadece paragraf sorusu çözerek matematik full yapamazsınız yani bu sorunun cevabını merak ediyorsan. Ama matematiğinize mutlaka faydası dokunur arkadaşlar.
6 ayda matematiği nasıl 15 netin üstüne çıkarırız? Şu anda kaç nettesin bilmiyorum. Eğer şu anda 1 netteysen, 2 netteysen 15 netin üzerine çıkarmakta birazcık zorlanacaksın. Hatta biraz epey zor olacak yani. Bayağı bir zorlanacaksın. Ama şu anda netin eğer 4, 5, 6, 7, 8'lerdeyse ve hatta biraz daha iyiyse 15 netin üzerine çıkabilirsin. Bunun için yapman gereken şey şu. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki arkadaşlar LGS'de sınav sonuç formlarına baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Öğrencilerden bazıları matematiği yapmış, bazıları ise diğer dersleri iyi yaparak bu işi halletmiş. Mesela bu öğrencimiz 391 puan almış 7 matematikle. Hatta 4 yanlışı söylersek şey yapmış. Bu öğrencimiz 369 puan almış 2 matematik yani 4 matematikle. Niye? Çünkü hani 2 yanlış var. Yani neredeyse 325 net oluyor. Bu öğrencimiz 356 puan almış 1 matematikle. Ama şimdi matematik netler arttıkça ne olacak bak şimdi. 8 matematikle 380 puana gelmiş. Bu öğrencimiz 10 matematikle 389 puana gelmiş. Bu öğrencimiz 10 matematikle diğerlerini iyi yaptığı için 421 puana gelmiş. Mesela şunu ayıralım. Bu öğrencimiz gene 11 matematikle 404 puana gelmiş. Bu öğrencimiz 487 puan almış. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki 19 matematik yapmış. Yani matematik artınca yükselmiş puanlar. Bu öğrencimiz 13 matematik yaparak çünkü 5 yanlış var. Dolayısıyla 13,25 eder. Bu öğrencimiz de 449 puan almış. Mesela bu öğrencimizin netleri de güzel. Bu öğrencimiz kaç? 12 hatta yok 14 matematikte 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. 423 puan almış. Hatta eğer Fini ve Türkçe'de fulleseymiş bu da yine 450'leri görebilirmiş. Bu öğrencimiz kaç matematik yapmış mesela? 11 matematik yapmış. 3 yanlış bir doğru götürüyor. 423 puana gelmiş. Bu öğrencimiz ise 12 bir çıkarsak 11 matematik yapmış. 425 puana gelmiş. Bu öğrencimiz yine 3 yanlış bir doğru götürücü 11 matematik yapmış 397. Dolayısıyla matematik netlerine baktığımızda 15 netin üzerine çıkmak gerekiyor. Eğer çok yüksek bir okul istiyorsak, fen lisesi istiyorsak. Ama burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bilhassa diğer dersleri de iyi yaparsak matematik 15 netin üzerine çıkmasa bile yine yüksek puanlara gelebiliyoruz. Yine fen lisesini kazanacak puanlara gelebiliyoruz. Peki 15 matematiğin üzerine nasıl çıkarız arkadaşlar? Tabii ki de bol bol soru çözerek. Ve bu soruları çözerken de LGS'de çıkan şekliyle sayısaldaki bu yeni nesil soruları çözmeniz için arkadaşlar sizlere çok güzel bir tavsiyemiz var. O da şöyle bakın şimdi böyle soruları görünce insan gerçekten birazcık ürküyor. Bu nedir ya diyor. Böyle tedirgin oluyor. Bunlar nedir ya diyor. Böyle uf, çok uzun, çok zorlayıcı geliyor. Biz bu önyargınızı yıkmanız için sizlere 8. sınıfta yeni nesil problem bankası diye bir kitap hazırladık. Bu kitabın özelliği şu. Normalde şu sorular çok kolay sorular. Yani normalde resim olmasa da yapabileceğiniz sorular. Ama bunları da böyle resimli bir şekilde yeni nesil hazırladık. İçine işlemli hazırladık. Ki ilk başta bu yeni nesil sorulara karşı bir önyargınızı yıkın. Sonrasında bak temelden ortaya, ortadan da zora doğru gidiyor. İşte bu soru gerçekten zorlayıcı soru. Ama bunu yapmadan önce bunu, bunu yapmadan önce bunu, sonra bunu, önce bunu. Yani zamanla artıracaksınız. Çarpanlar katlarda veyahut da kareköklü ifadelerde veyahut da veri analizinde ya da doğrusal denklemlerde veyahut da üçgenlerde her birinde sizler için temelden ortaya, ortadan da zora giden bir sistem hazırladık. Bu sistemle hem kolay sorular çözeceksiniz hem de yeni nesil sorular çözeceksiniz. Ve hepsi yeni nesil görünümlü olacak. Böylece yeni nesil sorulara karşı da ön yargınızı yıkmış olacaksınız. Denemelerde çok stres yapıyorum ve LGS'de çok stresli olacağım. Nasıl stres yenebilirim? Arkadaşlar çalışan stresini yener. Nasıl yener biliyor musunuz? Şu şekilde yener. Şimdi diyelim ki şöyle düşünün. Şu anda sınavdan önce şurası LGS olsun. Tamam, LGS 2023 geldi önünüzde. Sınavdan bir gün önce size bunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaşlar bugüne kadar yaptıklarınızı bir kağıda yazın. Şöyle bir kağıt düşünün mesela tamam böyle ferman gibi şöyle tamam şöyle bir ferman gibi kağıt düşünün. Diyeceksiniz ki LGS için yaptıklarım diyeceksiniz tamam yaptıklarım. Neler yaptıklarınızı yazacaksınız yaptıklarım. Bir şu ana kadar çözdüğünüz kitapları bir koyacaksınız önünüze. Diyeceksiniz ki ya ben işte atıyorum şu anda belki bir kitap bile bitirmediniz. Ama o zaman geldiğinde diyeceksiniz ki şu ana kadar işte 28 kitap bitirdim. Yani bunların da ortalaması işte atıyorum 100 soru olsa 2800, 1000 soru olsa 28.000 soru bitirmiş olduğunuz ortaya çıkacak bak. Bu çok önemli. Devam ediyoruz ki daha da fazla kitap bitireceğinize eminim. İki, şu kadar kitap okudum. Yani normal hikaye kitabı gibi kitaplar okudum. Üç, şunları çözdüm. Şu kadar denemeye girdim. Dört, şunları izlemedim bak. Yaptıklarımdan bir tanesi izlemedim. Ne izlemedim? İşte Instagram'da, Facebook'ta, ne bileyim ıvırda, zıvırda. Televizyonda şu kanalda bu kanaldaki şu dizileri izlemedim. 5. Şunları yaptım. İşte şu duaları ettim. Dua da edeceksiniz. Dolayısıyla bütün bunları yaptığınızı göreceksiniz. Bir dakika ya. Ya ben bayağı bir şey yapmışım. Bunu çözmüşüm, bunu yapmışım, bunu yapmışım, dua etmişim bunu. Tamam arkadaş yani. Bundan sonrası Allah'a güveneceğim, tevekkül edeceğim ve LGS 2023'ü parçalayacağım deyip
güvenip girmektir. Ama sen burayı dolduramıyorsan, yani burada eksik, mesela şu anda stres yaşıyorsun. Niye? 28 kitap çözdün mü? No. Yapmadım. Hayır, öyle bir şey yok. Şu kadar kitap okumadım. Yani hala dizi izliyor musun? İzliyorum, hala bayılarak izliyorum dizilerimi. Instagram'ı kapattın mı? Yo, çok seviyorum Instagram'ı. O zaman kusura bakma da yani bir şey yapmamışsın daha. Veyahut da az yapmışsın. İşte burayı doldurmadığın için zaten stres yaşıyorsun. Ama burayı doldurduğunda hiçbir stresin olmayacak ve gümbürç diye LGS'yi parçalayacaksın. Dolayısıyla burayı doldurmaya bakın arkadaşlar. Siz vazifenizi yapın. Ondan sonrası tevekkül etmek ve sonucu beklemek. Ama burayı doldurun yani. Burayı doldurun yani. Şu kadar kitap çözdüm. Şunu da yaptım. Bunu da yaptım. Yani hani Allah'ım ben dua ettim. Ben çalıştım. Lütfen artık öğrenmek istiyorum. Yapmak istiyorum. LGS 2023'ü parçalamak istiyorum diyeceksiniz. Ondan sonra da inşallah parçalayacaksınız. Şimdi gelelim bu soruya. Dolayısıyla stresinizi yenmenizin yolu çalışmaktan geçiyor. Çalıştığınızda not almaktan geçiyor. Yani not alacaksın yani. Çalıştım. Hayır. Ne çalıştığını yazacaksın. Kaç soru çözdüğünü yapacaksın. İşte bugün hiç kötü bir şey yapmadım. Hiç böyle oyalanmadım. Tamam, onu yazacaksın. Mesela Instagram'ını sildiysen uygulamasını veyahut da seni oyalayan bir Fortnite oyununu, Roblox oyununu sildiysen bunu not alacaksın yani gibi. Veyahut da her hafta arkadaşlarınla buluşup geziyorsan artık bunu azalttıysan bunu not alacaksın yani. Bu bir fedakarlık çünkü. Devam edelim. Hedefim var dedim, fen lisesini nasıl kazanırım? İşte bu dediklerimizin hepsini yaparsan Allah'ın izniyle kazanırsın sevgili user. Haftanın önerilerine baktığımızda LGS dershanesinde 2 Aralık'ta mini denememiz var arkadaşlar. Biz LGS dershanesinde gümbür gümbür sorular çözmeye, denemeler yapmaya, her hafta denemelerle öğrencilerimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. Sizler de mutlaka bu denemelere katılın. 30 tane problem sorusu çözmenizi tavsiye ediyoruz. Problem bankasında yeni nesil sorular sizleri bekliyor. Bunu mutlaka alın. Ve aynı zamanda 5 atasözü deyimin anlamında öğrenmeniz sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Az önce gösterdiğimiz paragraf kitaplarını, yani problem bankası ya da paragrafımız gibi kitaplarımızı size yakın Tonguç kitapçılarından ya da Tonguç Mağaz'dan alabilirsiniz. Bizler arkadaşlar YouTube'da kamplarımızla, videolarımızla, soru bankalarımızda birçok soruyu LGS karşınıza çıkacak şekilde yakalayarak ve tonguçakademi.com'da da özel videolarımızda sizlere LGS yolculuğuna destek olmaya devam edeceğiz. Söz verdik. İnşallah sizi hayallerinize kavuşturacağız. Yeter ki sizler de çalışın ve hayallerinize kavuşun. Hadi bakalım, görüşmek üzere.